Buzdan bu dünya, kazansan da eriyor, kazanmasan da. Ama şeytan böyle gösteriyor mu? Böyle göstermiyor. Nasıl gösteriyor? Çok cazibedar gösteriyor, değil mi? Dışarıya çıktığında, baktığında dünyanın dünya için yaratıldığına insan çok inanıyor, değil mi? Hatta o ahvali o kadar cazibedar ki insan şunu da soruyor kendisine. Ya biz İslam, yani ukba, ahiret adına mücadele ediyoruz ama dünya işleri hiç öyle ilerlemiyor ve ehli dünya ehli imandan çok daha önde gösteriyor diyor kendisine. Öyle olmuyor mu? Mesela gelin çıkalım sokaklara. Şu dünya ne için yaratıldı deriz? Holdingler için, limanlar için, gökdelenler için, ticaretler için, tır seferleri için, öyle demez miyiz? Namazı mı daha çok kılıyorsun, tırı mı daha çok gönderiyorsun? Değil mi? Şimdi baktığında insan öyle görüyor, değil mi? Şimdi şeytan aslında bu dünyanın cazibedarlığı meselesini daha da ileri götürüyor. Diyor ki devamında, demek ki diyor bu ehli dünya galip gelmiş diyor. İslam için yaratılsaydı Müslümanlar galip gelirdi ama dışarıdaki ahval öyle değil. Demek ki ehli dünya, ehli imana galip gelmiş diyor, değil mi? Ve devamını da getiriyor. Şeytan biliyorsun çok sistematik ilerler. Dışarıya bakıyorsun, 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 aldanıyorsun. E iman öğrenmişsin ama dışarıda ehli dünya hakim. En son diyorsun ki İslamiyet'te acaba bir arıza mı var diyorsun. El hakku yalu ve la yula aleyh. Yani ne demek istiyor? Hak daima üstündür, ona galip gelinemez, değil mi? Ama öyle gözükmüyor. Dünyanın her yerinde ehli dünya hakim. Müslümanlar perişan gözüküyor. Arkadaşımla muhabbet ederken çok güzel bazı noktalarda anlaştık. En son dedi ki güzel anlatıyorsun ama bu anlattıklarına bir örnek yok dedi. Ve bu anlattığını yaşayabilen bir İslam örnek olmamasını ben İslam'ın batıl olduğuna delil kabul ediyorum dedi. Şimdi bak şeytanın adım adım ilerleyişine bak. Önce dünyayı cazibedar gösterdi dedik. Daha sonra dünyaya baktığında ehli dünya ehli imandan birkaç adım önde gözüküyor. Ve en son iş nereye gidiyor? Ehli dünya ehli imandan öndeyse demek ki İslamiyet'te arıza var, sorun var. Bu düşünceye gidiyor. Şu an zahiren geçici olarak ehli iman ehli dünyaya mağluptur. Bu mağlubiyetimizin birkaç sebebi var. Bunu bir üç maddede bir sıralayalım. Zahiren neden böyle gözüküyor acaba bu iş? Neden dünyadaki ahval, şartlar ehli dünyanın lehineyken ehli imanın ve İslam ülkelerinin sürekli aleyhine gözüküyor? Bir bu noktaya birlikte bakalım. Birinci sebep bizim temsiliyette çok problemlerimiz olduğundan dolayı Allah zahiren geçici bir mağlubiyeti Müslümanlara tattırıyor. Temsiliyette öyleyiz değil mi? Yıllarca hakikat dersi alırız, sahabelere örnek gösteririz. İş en ufak bir fedakarlığa geldiğinde ne olur? Şu evlat iyad derdi olmasaydı ben de o sahabeye benzerdim de sorma işte benim derdim başka. Bu muhabbete gider iş değil mi? Yani temsiliyette onları anlatıyoruz ama yaşayamıyoruz. İş fedakarlığa geldiğinde, feda etmeye geldiğinde, tam kırılma noktasına geldiğinde insan çocuğunu, evini, bir avuç tarlasını sahabe gibi bırakamıyor. Sanki sahabede tarla yoktu, çocuk yoktu, evlat yoktu, eş yoktu. Çok pis aldanmışız bu noktadan. Aldandığımızdan dolayı temsil edemiyoruz. Allah da onları geçici bir şekilde maçın, futbolun, skorun önüne koyuyor. Gelelim ikinci sebebine. İkinci sebep şudur. Bir Müslümanın her sıfatı Müslüman olmadığı gibi bir kafirin de her sıfatı kafir değildir. Yani Müslüman'da kafir sıfatlar olabilir mi? Olabilir. Peki kafirde Müslüman sıfatlar olabilir mi? Evet olabilir. Mesela tembellik kimin sıfattır sizce? Küfür sıfatıdır. Ama baktığında o tembelliği bazı yerlerde kafirin üzerinde çalışkanlık olan Müslüman sıfatını görüyorsun ama Müslümanlığın üzerinde tembellik denilen kafir sıfatını görüyorsun. Müslümandaki kafir sıfatları tam Müslüman olmadığından Allah Azze ve Celle de adli mutlak olduğundan dolayı dünyada geçici bir şekilde onları öne geçiriyor. Yani kafirdeki Müslüman sıfatını Allah Müslümandaki kafir sıfatına geçici bir şekilde galebe ettiriyor. Ve ne oluyor bu şekilde? Zahiren baktığında dünyanın hakimi dünya için yaşayanlar gibi gözüküyor. Ama İslam'ı anlatanlar, sahabeleri anlatanlar ne şekilde gözüküyor? Zahiren baktığında mağlup gibi gözüküyor. Üçüncü sebebe geçelim mi? Üçüncü sebep bugün bizim dersimizin konusu. Dersimizin konusu sermaye kelimesinden oluşuyor. Sermayeden kastımız şu, Allah'ın bize verdiği cihazatlar. Akıl bir sermaye midir? Sermayedir. Kalp bir sermaye midir? Sermayedir. Hamiyet duygusu, gayret etme, cehd etme, mücadele etme, sebat gösterme, sadık olma, vefalı olma, aklını, kalbini, kaşını, gözünü, elini sürekli bunları kullanma. Bunların her birisi bir sermaye midir? Bu bize verilen cihazatların her birisi bir sermayedir.
Şimdi Müslümanlara verilen bu sermayeyi Müslümanlar ahiret için kullanırken, kafire verilen bu sonsuz sermayeyle dünyayı satın almaya çalıştıklarından da tabii ki de dünyada çok fazla öne geçebiliyorlar. Şimdi adama sonsuz verilen sermayeyle dünyayı satın almaya çalışıyor. Bırak da bu kadarını satın alsın. Senin ahirete alacağın elmas sermayelerle adam buz parçası sayılan, eriyip giden dünyayı satın almaya çalışıyor. Bırak da o kadarını satın alsın. Bizim bugünkü ana meselemiz burası. Ehli dünya, ehli imana neden galip gözüküyor zahirde? Çünkü onlara verilen o sonsuz sermaye, sonsuz sevme kabiliyeti, o düşünme kabiliyeti, sonsuz cihazatlarını sonlu bir dünyaya sarf ettiklerinden, onun hırsıyla, onun gayretiyle, onun himmetiyle mücadele ettiklerinden dünyada Müslümanların önüne geçici olarak da olsa geçebiliyorlar. Üstad Hazretleri bunu anlattıktan sonra sonunda ahiret nazarıyla bakılmasını söyleyecek ve ardından sonunda müminlerin mutlaka galip geçeceğini bize anlatacak. Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. Barla lahikası. Dördüncü mesele. Eğer desen ne için ehli küfür ve dalalet dünyada ehli hidayete galip oluyor? Öyle gözüküyor değil mi? Geçici olarak da olsa zahir nazarda öyle gözüküyor mu? Evet. Ehli küfrün dünyadaki gücüne bakın. Yani sizin manzara olarak beğendiğiniz birçok yer onların elindedir. Ne güzel dediğiniz bir otel varsa, bir şirket varsa onların elindedir. Ah şurası da şöyle ailece gelebileceğimiz, içkinin girmeyeceği bir yer olsaydı dediğiniz yerler varsa ekseriyetle onların elindedir. Baktığında zahiren ehli küfür, ehli hidayetin çok önünde gözüküyor. Nedendir diye Üstad Hazretlerine sual etmişler. Buyurun. El cevap. Çünkü küfrün divaneliğiyle... Buradaki kelimelere dikkat etmemiz lazım. Bunlar şiirsel kelimeler değil. Çok ciddi manalar var. Küfrün içinde ne varmış? Divanelik. Hani derler ya adam deli divane olmuş. Yani düşünemiyor değil mi? Sizce neyi düşünemeyecek? Ahiret dünya dengesini. Evet. Ve dalaletin sarhoşluğuyla... Dalalet, yanlış yola sapmanın vermiş olduğu ne var? Sarhoşluk var. Evet. Ve gafletin sersemliğiyle ebedi elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadat-ı insaniye sermayesini fani şişelere, soğuk buzlara veriyor. Sermaye verilmiş mi? Verilmiş. Neyi almak için? Elmasları. Şimdi elmastan Üstad Hazretleri niye burada kasıt kullanıyor? Çünkü elmas kırılmıyor. Ahiret sermayesi kırılıyor mu? Kırılmıyor. Allah Azze ve Celle bize cihazatları vermiş sermaye olarak. Ne alın diye? Elmasları satın alın. Biz ne almışız? Buz. Şimdi bir gün Fahrettin Razi Asr suresini çalışıyor. Yazıyor. Artık yoruluyor. Kalemi gitmiyor. Dışarı çıkayım şöyle bir çarşı pazar dolanayım bir hava alayım diye dışarı çıktığında bakıyor ki adamın bir tanesi arabasına buz yüklemiş. Ve buzu şöyle satıyor. Sermayesi güneş altında eriyecek olan şu adama rahmet etmeyecek misiniz? Yani sermayemi satın almayacak mısınız diyor. O an böyle dünyanın manası onun gözlerinde bir kez daha açılıyor. Neden? Dünyada tutabildiğin ne var mesela? Gençliğin var mı? Gençliğin bile yok. Gücün kuvvetin onlar bile kalmıyor. Neden kalmıyor? Çünkü tamamı buzdan olduğundan dolayı eriyip gidiyor. Yani her türlü eriyeceksin, her türlü eskiyeceksin. Şimdi bize verilen sermayeden tekrar konuya girelim. Nasıl bir sermaye verilmiş? Sonsuz, sınırsız bir sermaye verilmiş. Peki bizim verilen sermayenin düşünmek, sevmek, muhabbet etmek bunların sonsuz olduğu nereden belli? Bizim arzularımızın ve kabiliyetlerimizin sınırsızlığından belli. Bakın hiçbir kedi bir insan gibi sevemez. Neden? Çünkü sevme kabiliyeti onda sonsuz değil. Bizde sonsuz. Hiçbir aslan bir insan kadar vahşileşemez. Neden? Çünkü o tür kabiliyetler ve sermayeler de onlarda değil yine bizde sonsuz. Şimdi ehli küfrün galip olmasının sebebini tekrar konuşalım. Sonsuz sermaye verilmiş mi? Sevmeler, düşünmeler, gayretler, mücadeleler bu sonsuz sermayenin tamamını dünyaya yani zaten yarın bir gün eriyebilecek buz parçalarına yatırmış. Allah Allah. Neden yapar böyle insan? Sermayeyi neden değmeyecek bir şeye yatırır? Sermayenin farkında değildir demek ki. Doğru mu? Şimdi biz sermayenin öncelikle sonsuz olduğunun farkına varmamız lazım. Allah bu sermayeyi bize dünya için verseydi bizi insan değil hayvan olarak yaratırdı. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi kabiliyetlerimiz bir hayvanın kaç katı? Yüzler binler katı. İnsan der ki demek ki bu sermaye dünya için verilmiş olamaz. Şimdi ben bir gün dışarı çıksam, babam da cebime para koysa, yolda unuttum ne alacağımı. Ne alacağımı hatırlamak için ne yapmam lazım sizce? Sermayeme bakmam lazım. Elimi cebime attım 10 lira çıktı. Ne al demiş babam? Git ekmek al demiş. Elimi cebime attım 10 milyon çıktı. Ne al demiş babam? Git bir tane fabrika holding al demiş. Doğru mu? Şimdi benim
nerede kullanmam gerektiği verilen sermayeden belli olması lazım. Hayvana baktığında sermayesi nasıl? Çok kısıtlı, çok sınırlı. İnsana baktığında sermayesi nasıl? Sonsuz. Şimdi koskocaman fil günde 400-500 kilo ot yiyor. Ne yiyor? Ot. Tek çeşit ot yiyor. Şimdi bana baktığında 70-80 kilo bir insan. Normalde Allah şu kainattaki nimetleri benim doymam için yaratmış olsaydı, benim doyma amacıma bakarak sadece su ve ekmek yaratması yeterliydi. Doğru mu? Ama patatesin 5000 çeşidi. Elmanın 500 çeşidi bak. En ince zevklerime kadar düşünerek yaratmış. Şimdi bunu gören bir insan, her birinin lezzetini alacak cihazat da onda varsa, her birinin lezzetini fark edecek dil barkodu da bu adamda varsa der ki, demek ki dünyanın bu kadar nimetlerle bezenmesinde amaç benim doymam değil. Bu sonsuz sermayeyle nimetleri tatmam, nimetleri göndereni tanımam ve onu beni hangi amaç için gönderdiğini anlamam. Demek ki bir insan dünyaya neden geldiğini hatırlamak isterse, sermayesine baksa, aklına baksa, kaşına gözüne baksa, şu cümleyi demesi lazım. Ben sadece yemek, içmek, yürümek, gezmek için yaratılmış olsaydım bu sermaye bana fazla. Ne olmam yeterliydi? Hayvan olarak yaratılmam yeterliydi. Buyurun devam edelim. Elbette hamcam ve camit cemet elmas fiyatıyla alındığı için en âlâ cam ve en ecla cemet alınır. Adam buzu ne fiyatıyla almış? Elmas fiyatıyla. Şimdi elde sermaye var değil mi? Ne almak içindi sermaye? Elmas, kırılmaz elmas. Ahiret azıkları almak içindi. Ama adam o mükemmel sermayeyle, aklıyla, kalbiyle, sevmesiyle, düşünmesiyle, bu muazzam kabiliyetlerini kullanmasıyla elmas mı satın aldı? Hayır. Ne satın aldı? Buz satın aldı. Şimdi adam sonsuza verilen sermayeyle dünyaya saldırıyorsa bırak zaten dünyayı da satın alabilsin adam ya. Bırak da o kadar alsın. Peki bu adam bu sermayeyle dünyayı kökünden alsa ne olur? Ne olur? Tamam buz mu? Tamamı gidecek mi? Tamamı gidecek. Şimdi bu ticaretin neresinden bakarsan bak Osman, bu ticaret zarar bir ticarettir. Şimdi ben böyle görüyorum, çok şaşırıyorum. Dünya namına çok kabiliyetli arkadaşlar görüyorum. Bu kabiliyetler sermaye midir acaba? Sermaye değil mi? Mesela bakıyorum adam tek başına bir iş yeri yönetiyor. Bilmem kaç katlı, bilmem kaç sistemi var. Baktığında binlerce parametresi var. Bunun sigortası ayrı parametre, döşemesi ayrı parametre, yeni mal çekmesi, atması, satması. Bunların her biri parametre. Diyorum ki Allah Allah ya adamdaki kabiliyete bak. Yani kendimle kıyas ediyorum. Diyorum ya bu adam muazzam kabiliyetli bir adam. Kabiliyetten kastım ne? Adama verilen sermaye. Daha sonra böyle ahirete medar birkaç mesele konuşuyoruz. Namaz konuşuyoruz, Rabbini bilme konuşuyoruz, işin hakikatine inme konuşuyoruz, aczini bilme konuşuyoruz, peygambere nasıl benzedir bunları konuşuyoruz. Hiç adamda bir adım ilerlemiyor. Şimdi ne yapmış oluyor sizce bu adam? Sizce böyle bir adamın kabiliyeti yok mu ahireti anlamaya? Binlerce parametre işi çeviren bir adam 3-5 basamaklık İslam meseleyi anlayamaz mı sizce? Anlar değil mi? O kadar büyük işi yapan, yani köprüleri böyle omuzunda kaldıran bir adam şu suyu kaldıramaz mı? Dünden kaldırır. Şimdi adam dünyada yaptığı işlere bak, ahirette yaptığı işlere bak. Şimdi bu adam karda mı zararda mı? Zararda. Nereden anlıyorsun? Sonsuzu satın almak için verdiği sermayeyle neye yatırım yapmış? Elmasa değil, buza yatırım yapmış bu adam. Şimdi elmas da buz zahirde birbirine benzer. İkisine de baktığında bulanık şeylerdir. Şimdi baktığında 10 gramlık elmas ile onlarca ton buz alınır. Adam burada seviniyor zaten. Biriktiriyor ya, biriktiriyor değil mi? Aslında o adam 10 gram elmas alacaktı o sermayeyle. Ne almış oldu? Tonlarca, kamyon kamyon buz satın almış oldu. Bu adam bir avuç elmas değil de 100 tır buz alsa ne değişir? 1000 tır alsa ne değişir? Neden değişmez? Çünkü elinde tutamıyorsun, eriyip gidecek elbette. Yani böyle bir insanın çok fazla buz almış olması galip olduğunu göstermez. Ehli dünyanın, ehli imandan daha fazla buz satın almış olması, limanların, sermayenin, gücün, kuvvetin onda olmuş olması buz olmasından dolayı galip olduğunu göstermez. Çünkü sonsuza bakan zerre fani dünyanın buzdan dağlarından daha büyüktür. Biri ebede bakar, biri eriyip gider. Buzdan bu dünya, kazansan da eriyor, kazanmasan da. Yani bir insan bu dünyada o zaman kazandığı, kaybettiği şeylere çok gönül bağlayıp sevinmesine gerek var mı? Yok. Peki aynı şeyi ahiret için söyleyebilir misin Zeki? Aman canım 3 günlük ahiret ne olacak diyebilir misin? Diyemiyorsun. Sonsuz. Bitmeyecek bir ahirete gideceksin. Peki orayı kazanamazsak ne olacak? Hadi dünyayı kazanamadın, telafisi var orada. Allah Allah, telafisi de yok. Küfür neden galip geliyor? Biraz oturuyor mu konu? Çünkü sonsuzu alabilecek sermayeyle, akılla, sevmesiyle, teşrik mesaisiyle bu kabiliyetler çok önemli. Yapılacak fedakarlıklarla, adam iş ortağına fedakarlık yaptığı kadar bir sahabeye benzemek adına fedakarlık yapmıyor. Şimdi baktığında bütün sermayesini buza, yani dünyaya yatırsa bırak binlerce tır satın alsın. Madem eriyecekse ne kadar önemli olabilir ki? Geçen gün bir yerde bir yazı gördüm. Yazı şöyle geçiyor. Her şeyinizle kendinizi işinize verebiliyor musunuz diyor. Ne demek oluyor bu? Aklınla, kalbinle. Şimdi böyle sayıyorum da böyle hatıramızda çok oluyor açıkçası değil mi? Masada oturduğumuzda en çok ne konuşuyoruz?
İş konuşuyorsak her şeyimizle kendimizi işimize vermişiz demektir. Ahiret konuşuyorsak tamam bu mesele gönlümüzde bağlı değil demektir. Yani o adamı o moda aldığında, muhabbet modunu aldığında adamın içinden ne çıkıyorsa kalbinde de o var demektir. Şimdi adam aklını, kalbini, duygularını, himmetini, gayretini o işe verse o adam tamamen işe tutkulanır ve o işi elinden çektiğinde ne olur? Ortada adam da kalmaz. Niye? Çünkü her şeyini ona vermişti. Şimdi sermayeyi buza yatıran insanlar dünyası ellerinden çekildiği anda ilk neyi düşürüyorlar? İntiharı düşünüyorlar. Neden? Bütün sermaye orada, o sermaye eridiği anda artık kazanacağım, kaybedebileceğim hiçbir şeyim kalmadı diyor. Şimdi biz bu hakikatleri iyi anlamamız lazım. Bu hakikatleri sadece duymamız yetmiyor. Bu hakikatleri duyduktan sonra mucibince tatbik etmezsek bizim de kalbimiz buzdan şeylere muhabbet beslemeye devam eder. Ya 40 gün zaten karnımı doyurdum. Bugün yemek yemesem de olur diyor muyuz? Demiyoruz. İşte bu manevi gıda olan bu derslere de bu nazarla bakmazsak biz bu dersin ayrımını yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü bizim latifelerin iki çeşidi var. Bir hakikisi var, bir de mecazisi var. Bu latifelerin hakikisi ne için verilmiş? Ahirete bakan şeyleri sevmek için. Bu latifelerin mecazisi ne için verilmiş? Dünyaya bakan şeyleri sevmek için. Şimdi biz birbirimizi sevmeyelim mi? Sevelim mecazi olarak. Peki daha sonra gerçekten sevmemiz için ne yapmamız lazım? Allah için sonsuza bakan işlerde birbirimize omuz oluyorsak işte orada da hakiki sevgi kullanabilir. Şimdi sen bunları yer değiştirdiğin anda kalbinden azap eksik olmuyor. Ana konuyu tekrar hatırlatayım. Ehli küfür, ehli hidayete neden galip geliyor? Ve biz şöyle dedik. Allah bir sermaye vermiş ve ne kadar kıymetli bir sermaye? Sonsuzu satın alabiliyor bu sermaye. Halifeyi, ruh-i zemin olabilecek bir sermaye vermiş. Onlar bu sermaye ile elmas yerine buz alıyorlar. Bir avuç elmas yerine yüzlerce tır buz alıyorlar. Ve biz en son dedik ki adam o sermayeyi buza yatırıyorsa yani dünyaya yatırıyorsa bırak bari adam dünyayı alabilsin dedik ya. Üstad Hazretleri bir örnek verecek. Bu örnekte de mal mülk meselesini anlatacak. Buyurun. Bir vakit elmasçı zengin bir adam divane olur. Kim var başrolde? Elmasçı. Yani bu adamın neleri var? Elmasları var. Evet. Çarşıya gider, 5 paralık cam parçasına 5 altın verir. Bak şimdi. Adam ne yapmış? Buzu elmas sanmış. Neden? Divane olmuş, kafası gitmiş çünkü. Peki nereye yatırmış sermayeyi? Buzlara yatırmış yine. Yani dünya işine yatırmış. Şimdi bu adam tırlar dolusu yatırdığı buzlardan satın alsa bir gün uyuyacak, ertesi gün gözünü bir açacak. Yaptığı bütün yatırımların her birisi erimiş mi? Erimiş. Demek bu elmasçı nasıl? Divane olmuş divane. Biz kendimize ders çıkarıyor muyuz bu meselelerden? Verilen bu kabiliyetleri neye, ne ölçüde yatıracağımızı anlıyor muyuz? Anlamazsak yoksa bu ders de hikaye. O buyurun. Zengin divaneye herkes en iyi camlarını alır, ona verir. Bir de ne yapıyorlar adamı? Bakıyorlar adam divane, kazıklayan kazıklayana. Ya dünyadaki her şey geçiciyse sana geçiciliği teklif eden seni kazıklıyor demektir ya. Bu sevgi de olsa böyle, iş de olsa böyle, eş de olsa böyle. Demiyor mu Risale-i Nur'da veyl olsun o zevc ve zevceye ki birbirlerini dünyaya çağırırlar diye? O da kazıklamak işte. Evet. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altın alıyorlardı. Elindeki sermayeyi bilmeyen divane bir adamı herkes nasıl kandırıyor? Al buzum senin olsun, al buzum senin olsun diye. Şimdi bir örnek daha verecek, bu örnekte de makam anlatacak. Buyurun. Hem bir vakit bir padişah sarhoş olur. Bu sefer kim var başrolde? Bir padişah var değil mi? Devleti yöneten bir adam var, evet. Çocukların içine girer, onları vükela ve ümerayı askeriye zanneder. Bir girer der ki ya bunlar mevki sahibi ya bunlar der. Burada çocuklardan kastı ne? Kim olacak? Belediyede işini gören adam, bilmem nereden yarın lazım olur dediği adam. Bunların rütbeni görüyor. Sonsuza bakan Efendimiz ve onun ashabı dururken dünyada aman bir gün işime yarar mı diye çol çocuk hükmündeki adamları ne görüyor? Rütbeli görüyor. Kendisi halbuki en rütbelisi padişah. Ne demek istiyor burada? Peygamber'e komşu olabilecek bir rütbe var aslında kullanabilse. Devam. Şahane emir verir. Çocukların hoşuna gider. İyi itaat ettiklerinden güzelce bir eğlence yapar. Şimdi biz çocukken mahallede oyun oynardık. Onur hatırlar mısın? Sen avukat olacaksın, ben polis olacağım, sen müdür olacaksın, ben amir olacağım, sen memur olacaksın. Daha sonra tam böyle hava kararır. Akşam ezanı duyulurdu. Balkondan bir ses. Hadi eve, yukarı yemeğe diye değil mi? Sonra ne olurdu? O bütün makamsal giydiğimiz kıyafetleri, o oyuncak kıyafetlerin her birisini sokakta bırakırdık, çekip giderdik. Bize dünyada makamlar verilmiş ya. Amirler, memurlar, müdürler, şu beyefendi bilmem neredir. Bu arada makam paradan daha lezzetli bir şeydir.
Çünkü paranla bir şeyi bir yere kadar satın alabilirsin. Ama eğer makamın varsa paraya da ihtiyacın yok demektir. Birçokları senden para bile almaz, öyle mi? Bütün kapıları açar yani. Ama bu makam dediğimiz olay ne biliyor musun? Allah dünyada sıkılmayalım diye bizlere belli başlı roller biçmiş. Birine işte amir demiş, birine memur demiş, birine başka bir şey demiş. Bu babalık dediğinde bir makam. Şimdi mesela benim bir çocuğum var, ben onun babasıyım. Ahirette nasıl olacak bu iş? 33-33. İkimiz de eşitleneceğiz. Yani bizim bu dünyada oyalanmaya çalıştığımız şeylerin her birisi Allah rolümüzü oynayalım diye verdiği geçici makamlar. Biz nasıl bakıyoruz ama bunlara? Deli, divane, sarhoş olduğumuzdan etrafımızdaki iki çol çocuğa emir veriyoruz ve sahabelere komşu olmanın makamını silip onları unutuyoruz. En son bir gün oyun bitti diyorlar. Ne demek bu? Emri hak vaki oluyor. Oyunun bitti diyorlar. Sonra biri sana ne diye sesleniyor? Er kişi niyetine diyor. Sultan da olsan orada ne niyetine diyorlar? Er kişi niyetine diyorlar. Şimdi biz gerçekten çok aldanmış bir hayat yaşıyoruz. Bunu Allah muhafaza, İnşallah kıyametin alametleri tam gerçekleştiği gün anlamayız. Kıyamet gerçekleştiğinde bizim böyle dibimizi düşüren o gökdelenler, o holdingler var ya, bisküvitler gibi eriyecek, bisküvitler gibi böyle. Biz çok abarttık, bu dünya işini çok ciddiye aldık. Hatta bu dünyayı kaybetme korkusundan ahireti kaybetmeyi göze aldık. Nereden belli? Herkes kendini sorgulasın. Dünyevi olarak aldığın sorumluluklara bak, ne kadar yerine getirdiğine bak. Ahiret namına aldığın sorumluluklara bak, ne kadar yerine getirdiğine bak. Yani biz şu dünyadan korktuğumuzun onda biri kadar ahiretten korksaydık inan cenneti garantilemiştik yani. Bu dünyayı bu cihette fazla ciddiye almaya gerek yok. Çünkü içinden sağ çıkamayacağız. Buzdan bir dünya, kazansan da eriyecek, kazanmasan da. Buyurun devam edelim. İşte küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir ki baki meta yerine fani metaı alır. Şimdi biz bu sersem hale büründüğümüzden dolayı elimizdekinin kıymetini yani mahiyetini bilmiyoruz. Biz sermayeyi niye böyle harcıyoruz? Mahiyetini bilmiyorsun. Yani bu akıl ne için verilmiş? Kalp ne için verilmiş? Senin konuşabilme kabiliyetin varsa bunların hepsi Allah'ın davasına yardımcı ol diye verilmişken mahiyetini bilmediğimizden buz parçalarına yatırıyoruz hepsini. Şimdi şuraya 2 yaşında bir çocuk gelse, elimden 2 şey çıkarsam. Şuradan çikolata uzattım, buradan kaşıkçı elmasını uzattım. Hangisini alır çocuk? Çikolatayı alır. Niye çikolatayı alır? Çünkü kaşıkçı elmasının mahiyetini bilmediğinden çikolatayı seçer. Halbuki mahiyetini bilse, kaşıkçı elmasının içerisinde bütün dünya çocuklarına yetecek kadar çikolata saklı. Şimdi bizim dünyada böyle sevdiğimiz, mutlu olduğumuz şeyler var ya, aileyle gezmek, tatil yapmak, şunu yemek, bunu içmek. Şu cihazatların içerisinde bunları sonsuza kadar satın alabilecek mahiyet saklı ama bilmediğimizden buza yatırıp duruyoruz, buza yatırıp duruyoruz. Zaten ihtiyarlığında kullanamayacağın, hayırsız toruna torbaya kalacak ne kadar mal mülk varsa bunlar uğruna namazından vazgeçiyor, Allah'ı tanımaktan vazgeçiyor, Kur'an'ın davasından vazgeçiyor, sahabeye benzemekten vazgeçiyor bu adam. Bir de ne oluyor biliyor musun? Bu mahiyetten gafil olunca o çocukla aynı hale düşüyoruz, aynı hale. Biz kazanıp biriktirdiklerimizle sevinirken halimize bakanlar bize üzülüyor. Eyvah diyor, eyvah. Sonsuzu, elmasları satın almak için verilen sermayeyi yine bu adam buza yatırdı. Elinde tutamayacağı dünyaya yatırdı. Dünü tutamıyorsun, dünü. Saçlarını tutamıyorsun, dökülüp gidiyor. Ne dünyasından bahsediyoruz ya? Çok aldanmışız, çok. Çok fazla. Evet. İşte şu sırdandır ki, ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. Tekrar tekrar hatırlatayım. Sonsuzu alabilecek sermayeyi 3 kuruşa yatırdığından kabiliyet nasıl? Şiddetli. Anladınız mı hissiyatları niye kuvvetli? Yani baktığında şaşırıyorsun değil mi? Ya adamlar bu projeleri nasıl düşünmüş? Adam 60 yıl yaşayacak, 20 yılını bilmem ne projesine adamış. 1/3 yani. Hayret ediyorsun değil mi? Ya bu adam bu kadar ömrünü nasıl buna harcamış? Nasıl harcıyor? Sonsuzu alacak sermaye var. Ama sermayenin mahiyetinden gafil. Sonsuz için kullanacağının farkında değil. Elmas satın almak yerine ne yapıyor? Buz satın alıyor. Şimdi bu kadar kuvvetli cihazatla bu satın alınca da adam bütün kuvvetiyle satın alıyor. Bu yüzden de dünyada geçici, muvakkat bir sürede ehli küfür, ehli hidayete galip gözüküyor. Devam edelim. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şeyi şedittir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Çok yapıyoruz bunu değil mi? Özellikle ahiret eksiklerimiz çok fazla. Birileri geliyor mis gibi yüzümüze anlatıyor bunları. Kardeşim şunları yapmamız lazım diye. Senin verdiğin cevap tatile defin oluyor. Hocam bu yıl tatilimde şu ülke var benim ya. Kainatın gündeminde sen varsın, senin gündeminde tatil var. Tatile çıkmamayı kastetmiyorum. Çıkan çıksın istediği yere geçsin. Neyden bahsediyorum biliyor musun? Bunu
dünyanın bütün amacı ve merkezine koymayı kastediyorum. Tatile çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak? Bir yıl çalışıyorsun, bir hafta Uludağ'da kışlık, bir hafta Antalya'da, Alanya'da yazlık. Bir yıl çalışmışsın. 50 hafta çalışıyorsun, 2 hafta rahat etmek için. Mantıklı geliyor mu size? Hissiyatlarınıza, kalbinize baktığında mantıklı geliyor mu bunlar? Gelmiyor değil mi? Ve sonra ne oluyor biliyor musun? O hedefimdeki arzulara ulaştığımda, aa beni doyurmamış, hala başka arzularım var deyince onların buz olduğunu anlıyorum. İnşallah geç olmaz anladığımız. Buyurun. Evet, küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder. Ebedi şeyler yerine fani şeyler alır, yüksek fiyat verir. Bizim kalbimizdeki huzursuzluğun da bir sebebi bu. Şimdi mideye yanlış gıda girince ne yapıyor mide? Kusuyor değil mi? Çıkarıyor. Ben bundan rahatsız oluyorum diyor değil mi? Şimdi aynı özellik kalpte de var. Hani böyle kabza giriyorsunuz değil mi? Kalbim daraldı ya. Sebebi yok diyorsun ama var sebebi. Kalbin içine buz parçası koyduğunda böyle karışıp seyreliyor işte. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Bakın cümleye çok dikkat edin. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Kalbine layık olmayan bir şey giriyor mu? Giriyor. Ne demek layık olmayan şeyler? Geçici şeyler. Kalp ne yapıyor? Acı çekip ne diyor? Çıkarın şunu içimden, istemiyorum diyor. Aslında buradan sinyali almamız lazım bizim. Buradan bu cihazı yanlış kullandığımı anlamam lazım. Geçen tıraş oluyoruz. Berber arkadaş baktı makinenin sesi bozuk. Böyle gır 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 cır 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 bir şeyler çıkarıyor. Dedi ki, abi bu cihaz bozulmuş. Nereden anladın dedim. Sesinden anladım dedi. Şimdi bizim bu cihazı, kalp cihazını bozduğumuzu nereden anlamamız lazım? Böyle bağırıyor ya içeriden. Çıkarın bunu içimden. Acı çekiyorum bu sevmeklerden diye haykırıyor ya. Oradan anlamamız lazım. Bizim kalbimize en ağır gelen şeylerden bir tanesi aldatılmak. Bir insan sizi aldatsa ne olur? Çok üzülüyorsun değil mi? Peki şu suyu gittin 10 liraya aldın, yan dükkanda bir gördün 2 lira. Nasıl hissedersin? Çok üzülür değil mi insan? Aldatıldığını gördüğünde. Bakın biz aynı haldeyiz ha, aynı haldeyiz. Şimdi dünyada aldatılmaklığın bir telafisi var. Ahirette aldatılsak nasıl olacak? Var mı bir telafisi? Bunun telafisi de yok. Dünyayı cennet fiyatına satın aldın. Ne oldu? Aldatıldın. Telafisi de yok. Şimdi ben bu dersi hazırlarken şunu da düşündüm. Dedim ki, iyi de Mehmet ben dünyada kâr etmekten lezzet alıyorum. Siz de lezzet alıyor musunuz? Yani kâr etme duygusunun içerisinde bir lezzet var. Farkında mısınız? Mesela oluyor değil mi insanız? Bazen ticaret yapıyoruz. Bir koyuyoruz, iki geliyor. Üç koyuyorsun, beş geliyor. Ne oluyor? Mutlu oluyorsun ya. Dedim ki, peki bu kâr etmenin verdiği mutluluk neden var bende? Şu yüzden var. Elindeki 60 yıllık azıcık bir sermaye ile o sermayenin asla alamayacağı cenneti satın alabil diye var. Şimdi adam dünyada 10 lira koyuyor, 100 lira alıyor, ne diyor? Aklımı seveyim diyor ya, aklımı seveyim. 10 lira koydum, 100 lira aldım. Sana verilen o sevinç orada aklını sevmen için verilmemiş. Bir avuç sermayeyle sonsuzu alabileceksin diye ticaretin içerisine bir lezzet koymuş Allah Azze ve Celle. Dünyada 3 yıl, 5 yıllık lezzetler için hayatını satan bilse ki ahiret yurdunda ebedi saadet var, dünden bu adam hayatını satar. Demek ki bizim problemimiz meseleyi ve sermayeyi bilmememiz. Cennet sermayesiyle 3+1 ev alıyoruz değil mi? Allah Allah. Balinayı akvaryuma koysan olur mu? Olmaz. Sonsuzu arzulayan kalbi 3+1 eve koysan olur mu? Olmaz. Bu bizim mutluluğumuza yetmez. İşin kötü yanı bunu son nefeste fark etmek. Geldin işin sonuna, son nefeste fark ettin. Nasıl olacak? Hı? Nasıl olacak? Ezel ve ebed ortasında bir tane hakkın var. Son nefeste fark etmeyelim diye bu dersleri sık yapıyoruz. Buyurun devam edelim. Fakat müminde dahi bir marazı asabi bulunuyor veya marazı kalbi var. Şimdi aynı hastalık müminde de var mıymış? Allah Allah, biz ehli küfrü konuşuyorduk. Onun bir kafir sıfatını konuşuyorduk. Nedir o kafir sıfatı? Dünyaya hırs etme. Bütün sermayeyi ona yatırma. Aynı hastalık kimde çıktı? Müminde çıktı. Dünya yalan deyip ahiret yalan gibi yaşayan o kadar çok var ki. Ne namaz bırakıyor, ne helal haram bırakıyor. Hep aynı muhabbetler. Telefonda başlıyor konuşma ya da yüz yüze çay içerken. Bak abi şöyle böyle bu dünyayı çok meyletmeseniz hayırlı olur. Kardeşim dünya bizim için hiçbir şey. Biz Allah için yaşıyoruz. Namaz var mı? Yok. Helal haram var mı? Yok. Allah'ın rızasını düşünme var mı? Yok. Aslında sen ahiretin yalan olduğunu söyleyerek yaşayan bir ikiyüzlüsün. Sen ahirete iman ettiğini düşünen bir zavallısın. Ahiret var deyip bütün sermayeni dünyaya harcayan bir adam haline dönüşmüşsün. Aynı özellik kimde var? Müminde de var. Nedir bu özelliğin adı? Hırs, hırs. Şimdi biz hırsla dünyaya atladığımızdan, daldığımızdan Allah da bize merhamet edip dünyayı vermediğinden sefillik çekiyoruz. Matematiği kurabildiniz mi? Şimdi çok kötü bir şoförün altında araba varken bir de benzin versen ne olur? Kaza yapar. Şimdi bizde sermaye var mı? Var.
Araba var mı? Var. Allah bir de yakıt verse bize, yani arzu ettiğimiz dünyayı verse ne olacak bizim? Kesin bir yere vuracağız. Ama merhamet edip acıdığından, bizim şoförlüğümüz de henüz iyi hale gelmediğinden dolayı hırsla daldığından bu kafir sıfatıdır deyip bize o dünyayı vermiyor. Bir de üstüne ne diyoruz? Ben çalışıyorum, çabalıyorum ama bir türlü dünyayı kazanamıyorum. Hayırdır ya? Allah'ın sana borcu mu var? Senin çalıştığın, çabaladığın dediğin neyin varsa onları veren kim? Gene Allah. Sanki bize bir de borcu varmış gibi değil mi? Böyle ukalaca bir tavırda bulunuyoruz. Şimdi deposu boş araba kaza yapmaz. Bu yüzden Allah Azze ve Celle biz hırsla daldığımızdan dolayı depomuzu doldurmuyor. Bir de fark edemediğimiz bir şey var bizim. Fakirlik imtihan da zenginlik imtihan değil mi? O da imtihan. Hatta bak biraz daha kazalım. Hangisi daha büyük imtihan? Hangisinin büyük imtihan olduğunu nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Buyurun camilere bakalım, fakir insan mı daha çok zengin insan mı? Buyurun sohbet meclislerine bakalım, fakir insan mı daha çok zengin insan mı? Buyurun sefahatin, fuşiyatın olduğu kafelere, barlara gidelim, fakir insan mı daha çok zengin insan mı? Şimdi baktığında senin istediğin şey bu satın almak. Allah hala seni sevip merhamet ettiğinden şoförlüğün olmadığı için arabana yakıtı koymuyor. Ne güzel mantıklar değil mi? Bir bilsek yani şu mantıkları. Allah'ın böyle yarattığı olaylara aman nasip deyip geçmeyeceğiz. Hikmetini anlayacağız. Ve ne olacak biliyor musun hikmetini anlayınca? Demek Allah vermiyorsa bende hırs marazı var. Hırs hastalığı var diyeceğiz. Kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Bakın üstadın tam bu asrın doktoru olduğu nereden belli? Nereden belli İbrahim abi? Şimdi sen kolum ağrıyor desen ben de tam şuramı deyip yerini bulsam ne dersin? Bu adam bu hastalığın doktoru dersin ya. Doğru mu? Üstadın bu asrın doktoru olduğu nereden belli? Bak tam yara neredeyse oraya parmağı basmış. Doğru mu? Bak hırs noktasından Müslüman'da da bu maraz var diyor bak. Hırs marazı. Diğerlerine vermesinin neticesi zaten neyle dönüşmüş? Ehli küfür olmalarıyla dönüşmüş. Ve verilen sermayeyle buzlar satın alınmış. Allah Allah. Bir anlasak. Buyurun devam edelim. O dahi ehli dalalet gibi ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. Lakin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ehtana. Evet. Israr etmeyip kusurunu anlamak kimin ahlakı? Müminin. Israr edip kusurunu görmemek kimin ahlakı? Ehli küfrü. Şimdi bakın bizim bu dersleri kalbimize işlettirmemiz için kabuk ve öz dediğimiz o ayrımı yapmamız lazım. Üstad Hazretleri şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, İslamiyet'in mağz yani lübbünü terk ederek yani özünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik aldandık diyor. Şimdi şöyle diyor, İslam'ın bir kabuğu var. Nasıldır kabuğu? Mükemmeldir. Bir de neyi var? Özü var. Özü nasıldır? Özü de mükemmeldir. Ama cevizin kabuğu ne içindir? Özü için, ceviz içindir. İslam'ın kabuğu ne içindir? Özü için, manası, mahiyeti içindir. Bu asır tam şekilcilik asrı, kabuk asrı. Biri namaz kılıyor mu? Biraz böyle şekli İslam'a uygun mu? Sarığı, takkesi, sakalı, cübbesi bunlar mükemmel sünnetler. Ama sırası var bunların. Pasta güzel olur, ondan sonra üstünü süslersin. Biz üstünü süslüyoruz, pastanın içine kurt girmiş. Burada bu aldanışa girdiğimizden bu derslerin hakikati kalbimize sinmiyor. Bu işin bir kabuğu var, bir de özü var. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat bunlar mükemmel şeyler. Ama eğer özünü kazarsan, dünyada çok sevdiğini söylediği kullarını neden oruçla bizi aç bırakıyor? Bunun özüne inmezsek nasıl olacak bu iş? 70'ten fazla hikmeti var diyor Üstad Hazretleri. Sadece durumu uygunları hacda toplaması ve o kadar zenginin hacda toplanıp hala tevhid manasını yaşatmaması dünyaya. Bu neyi gösteriyor? Muhakeme ve muvazenelerde problemimiz olduğunu. Yani biz şekilci noktalara dikkat ediyoruz ama işin özüne, manasına, mahiyetine bir türlü varamıyoruz. Doğru mu? İslamiyet'te doğru düşünmek, işin manasına inmek imandan önce gelir. Ayetlerin ilk hitap yeri de akıl değil midir? Akıl da sindirirsin akıl midesinde, kalpteki iman potasında eritirsin. Bakın şekil cihetinde İslam'ı çok fazla yaşamış ama düşünme cihetini eksik tutmuş birçokları vardır ki kimi mutezile olmuş, kimi cebriye olmuş, kimileri başka ekollere kaymış. Demek ki bizim önce İslam'ın o özünü çok iyi anlamamız lazım. Bunun da sağlayacağı tek şey nedir biliyor musun? Muvazene ve muhakeme. İşte Üstad Hazretleri bu derslerde bunu öğretiyor. Yoksa adam sermayesiyle 10 gününü düşünüyor ama sonsuz gününü ve son gününü düşünemiyor. Akıl tutulması başka hiçbir şey değil. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innekel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela.